can dostlar. Ben Cem Kervan, yine birlikteyiz. Bu hafta Hardal Tohumu ve Maya Misali adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Hardal tanesini hiç gördünüz mü? Görmüşsünüzdür. Mesela hamburger üzerinde belki hardal sürmüşsünüz. Alman tipi taneli hardal var ya, yani içinde hardal taneleri var. Küçücük. Ya göstermek istiyorum. Getirdim. Burada bazı hardal taneleri var. Sizi göstermek istiyorum. Çok küçük. Yani hakikaten çok küçük. Bir tane göstereceğim şimdi. Ama büyüyünce kocaman ağaç olur. Yani hardal olayı o tane, tohum. Çok küçük. Hakikaten çok çok küçük. Sert. Soğuk. Sanki küçücük bir taşçık. Yani içinden hayat mı fışkıracak? Mümkün değil, mümkünatı yok dersiniz. Ama toprak altına girdi mi sihirli, böyle esrarengiz bir olay oluyor. Hayat dediğimiz olay. Ve içinden hayat fışkırır. Filiz olur. Büyüdükçe de fidan. Yani çok kocaman bir ağaç olur sonunda. Dalları var filan. Yani İsa o olayı anlatıyor. İki tane misal veriyor zaten. Biliyorsunuz İsa öğretirken hep misalle anlatıyor. Mecaz, teşbih, kinaye sanatının örnekleri. Yani diyor ki haktan gelen şahlık hardal tanesine benziyor. Küçücük, minnacık bir tohum, bir tane ama toprak altına girdi mi büyüdükçe büyür. Sonunda bütün kuşlar gelir, dağlarında barınır. Yuva yapar filan. Keza haktan gelen şahlık, yani kendi şahlığı, haktan gelen şahlık mayaya benzer diyor. Hangi anlamda mayaya benzer? Bir kadın azıcık maya, üç kocaman ölçek una çalar, karıştırır. Sonra o maya bütün hamuru kabarttıkça kabartır. İstemediğiniz kadar somun çıkar. Ekmek somunu çıkar. Evet, bu iki misali tek bir deyiş haline getirdim. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün çok enteresan. Yağmur yağacak gibi. Dün de zaten yağdı. Ben çıktım bu çekimi yapacaktım. Yapamadım yağmurdan dolayı. Sesler var arkada. Zaten dışarıda çekim yapmak biraz her babı yiğidin harcı değil. Sesler de çıkıyor. Çocuk sesleri falan oynuyorlar. Ama olsun. Dışarıda daha güzel. Olsun. Evet, paylaşıyorum. Başlıyor ancak görürsün hardal tohumu ve mayam misali. Küçücük başlıyor ancak görürsün hardal tohumu ve mayam misali. Bunda hayat mı var diye sorarsın hardal tohumu ve mayam misali. Bunda hayat mı var diye sorarsın hardal tohumu ve mayam misali. Ekilir küçücük tohum, yerden filizlenir sanki bir doğum. Bahçeye ekilir küçücük tohum, yerden filizlenir sanki bir doğum. Koca ağaç olur dev boğum boğum, hardal tohumu ve mayan misali. Koca ağaç olur dev boğum boğum, hardal tohumu ve mayan misali.
azıcık maya alınır. Bir topak hamura maya çalınır. Kervanım azıcık maya alınır. Bir topak hamura maya çalınır. Çok az mayayla çok un mayalanır. Hardal tohumu ve maya misali. Çok az mayayla çok un mayalanır. Hardal tohumu ve maya misali. Evet, ve bu hardal taneleri, maya misali ne anlama geliyor? Yani İsa Ruhullah'ın şahlığı küçücük başlıyor. Tek bir kalple başlıyor. Ama o kalplerin şahı, gönüllerin şahı olduğu için onun şahlığı büyüdükçe büyür. Tek bir kişiyle kalmıyor. 2 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 50 kişi, 60 kişi. Bir bakarsınız 100 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon, yani bütün dünyada çoğaldıkça çoğalır. Sevgi, barış, esenlik, hoşgörü, tahammül, tevazu çoğaldıkça çoğalır. İsa'nın şahlığı büyüdükçe. Tabii bu şu din veya o din veya şu etnik grup, o etnik grup, şu toplum, o toplum, şu medeniyet, o medeniyet, o değil. O bambaşka bir şey. Onlar tabii, onlar var. Onlar yani o çeşitlilik var dünyada muhakkak. Ama bu ruhsal bir şey. Manevi bir şey, ilahi bir şey, semavi bir şey. Yani Hak bütün insanları yarattığı gibi bütün insanları sever ve İsa Ruhullah'ın şahlığı her insan için, hiçbir medeniyetin, hiçbir etnik grubun tek elinde değil. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yine görüşürüz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.